Şöyle bir baktım da Baran'a benzettim ana. Hiç değilse dualar edeceğim. İçimi dökeceğim. Toprağa var. Kendi çocuğuna sahip çıkabildiğinde benimki mi kusurlu kaldı? Gidelim buradan. Sen olmasaydın başa çıkamazdın. İyi ki varsın. Sen de güzel karım benim. Asla bırakmayacağım elimi. Kan Çiçekleri dizisi yeni bölümünde Mira'nın ölümünden sonra Dilan, onun yokluğuyla baş etmeye çalışırken Çınar'ın gördüğü bir rüya her şeyi değiştirecek gibiydi. Çınar, rüyasında Miran'la oyun oynadığını ve onunla vakit geçirdiğini anlatınca bu Dilan için hem duygusal hem de şaşırtıcı bir an oldu. Bu olay Dilan'ın içindeki acıyı tetiklerken Çınar'ın samimi yaklaşımı Dilan'a teselli oldu ve Mira'nın mezarına gitmeye ikna olmasını sağladı. Dilan, her ne kadar Mira'nın ölümünü kabullenmek zorunda kalsa da araştırmanın devam etmesi gerektiğine dair umut taşıyanlar hala vardı. Baran ve Dilan ise birbirlerine her zamankinden daha fazla destek olmaya başlamışlardı. Onların bağı yıllar içinde güçlenmiş ve ne olursa olsun birbirlerinden vazgeçmeyen bir dayanışmaya dönüşmüştü. Hayatın zorlukları karşısında birlikte hareket etmeleri onları daha da yakınlaştırmıştı. Bu süreçte Baran ve Dilan'ın birbirine duyduğu sadakat ve destek her şeyin üzerinde duruyordu. Kudret, Çınar'a baktığında onun Baran'a olan benzerliğini fark etti ve bu gözlem Tarık'ı rahatsız etti. Tarık, Kudret'in bu benzerlik üzerinden bir şeyler planlayabileceğini düşünerek endişelendi. Kısa bir süre sonra trajik bir olay yaşandı ve Çınar merdivenlerden düştü. Bu durum Dilan'ı derinden sarstı fakat Çınar'ı yerden kaldırarak ona olan bağlılığını gösterdi. Öte yandan Ceyda, Mira'nı koruyamadığını dile getirirken başkalarına karşı gösterdiği koruma içgüdüsüyle dikkat çekiyordu. Ancak Ceyda'nın duygusuz ve taş kalpli yaklaşımı çevresindekiler tarafından hoş karşılanmıyordu. Bu nedenle Ceyda'yı sevmeyenlerin sayısı giderek artıyor ve ona karşı duyulan antipati gün geçtikçe büyüyordu. Çınar ise Tarık ve Hacer'den korkmasına rağmen Dilan'ın yanında kalmaya devam etmekte ısrarcıydı. Ancak Ceyda'nın Çınar'a yaptığı baskılar Dilan'ın gözünden kaçmadı. Çınar'ın daha fazla üzülmesini istemeyen Dilan, Baran ile konuşarak konaktan ayrılma kararı aldı.